kafanı yastığa geçirme ya da yastığı kafana geçirme diye bir ders yaptım. Orada da bunu uzun uzun anlattım. Kur'an'ımızın ilk eğitimi, imandan sonraki ilk eğitimi uykudur. Müzzemmil suresine bakınız. Müzzemmil suresini okuyunuz arkadaşlar. Namaz yok, oruç yok, hac yok, Kur'an okumak yok. İbadetlerin hiçbiri inmemiş, Müzzemmil suresi uyku düzenini anlatıyor. Gecenin yarısında, 1/3'ünde, 1/3'ünde veya daha az bir zamanda uyku disiplini yap ey peygamber diyor. Niye? Senulki aleyke kavlen sakila. Sana ağır bir yük indireceğiz biz. Nedir o yük? Kur'an yükü. Paragraf 1. Yarısında, ortasında, 1/3'ünde, az bir zamanda uyuyup kalkacak bir eğitim yap. Çünkü Kur'an yükleneceksiniz. Bir yıl sonra inen ayet nasıl bitiyor? İnne rabbeke ya'lemu enneke tekumu edna min sülüseyil leyli ve nisfehu. Rabbin gördü ki sen ve yanındakiler gece yarısı kalkabiliyorsunuz. Yani uyku disiplini sağladınız. Şimdi Kur'an'ı okumaya başlayınız. Herkesin Kur'an okuyorum, meal okuyorum dediği bir zamandayız arkadaşlar. Kur'an'ın ilk inen surelerinde şimdi Rabbin anladı ki siz gece uykusunu düzenleyebiliyorsunuz. Şimdi Kur'an okuyup Allah için çıkabilirsiniz diyor. Müzzemmil suresinin son ayeti, 21. ayeti. Bir yıl sonra inmiş deniyor bu ayet. Surenin başından bir yıl sonra. Şimdi herkes meal okuyor ama niye bu Müzzemmil suresinden, Elif cüzünden önce uyku düzeni vermek lazım çocuklara diye bir kural çıkarılmıyor? Çünkü uykusuna hükmedenler gündüz hakim insanlar oluyorlar. Bu sebeple kardeşlerim, uykumuz, zamanımız, imanımızın güçlü veya zafiyetinin işareti olacak. Perişan edilmiş gecelerin ertesi gündüzleri mübarek gündüzler olmuyor. Dilerim Rabbim bu diriliş gençliğine bu ruhu lütfeder.